Hulusi Akar'ın sözlerini duydunuz. Eleştirdiği isimler Millet İttifakı'nın ortakları tabii. Aralarında Gelecek Partisi de var ve onun genel başkanı da. Bu eleştirilerle ilgili bir itirafta bulundu. Bakın o itiraf ne? CHP'nin başındaki hasta adam bir kez daha tedaviye muhtaç, patolojik bir vaka olduğunu gösterdi. Bizim Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en çapsız bakanıdır Ahmet Davutoğlu. Ezeli düşmanlar zoraki dost oldu. Ancak o mecburiyet bir kez daha su yüzüne çıktı. İttifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak son itiraf Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. 90 yaşında halam var. O söylüyormuş. Bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz demiş. Krizlerin gölgesinde bir dağılıp bir toplanan, sonunda HDP'yi de yanlarına katan yedili koalisyon oy toplama derdine düştü. Ancak ittifakın küçük ortağı Davutoğlu kendi yakınlarını bile CHP'ye oy vermek için ikna edemediğini itiraf etti. Hayatı boyu CHP karşısında pozisyon almış. O da, ama bana oy vermek istiyor. Sonunda şöyle oy vermem dedi mi halanım? Tabii. İki isim daha önce birbirine zehir zemberek sözlerle yüklenen rakipti. Ancak ortak çıkarlar zorla da olsa onları aynı masa etrafında buluşturdu. Ya kendi aday oldu, kağıthaneye gidecek, Kağıttepe dedi. Sandığa gidecek, oy kullanamadı, yerini bilemedi. Hani vardı ya bir çapsız adamımız, koşa koşa Gazze'ye gitti, birisini yakaladı, başladı ağlamaya. Gelecek Partisi CHP listelerinden seçime girecek. Dolayısıyla ittifak ortaklarına oy verenler mührü CHP logosuna basacak. Davutoğlu belli bir yaş kesimi için Kılıçdaroğlu'nun işinin zor olduğunu da sözlerine ekledi. 50 yaş diyeyim üstündekiler için bu altı okayının gitmemesi çok daha keskin bir tablo. Sonunda altı okaya oy vermem dedi mi halanım? Tabii. Gözlerse ittifak ortağının ailesinden bile oy alamayacağı ortaya çıkan Kılıçdaroğlu'na çevrildi.